Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika'da başkent Washington'daki temasları çerçevesinde Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Dışişleri Bakanı John Kerry gibi önemli isimlerle bir araya geldi. Özellikle Kerry-Davutoğlu görüşmesi iki ülke dış politikalarının çizgisinin, yönünün bir kez daha vurgulanması açısından önem taşıyordu ve dikkatle izlendi. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü Bakan Davutoğlu'nun temaslarını yerinde takip edenler arasındaydı. İşte bugünkü yayınımızda dünkü temaslardan çıkan başlıkları, daha doğrusu bu başlıkların satır aralarını ele alacağız biraz. Dün Dışişleri Bakanı'nı izleyen Amerika'nın Sesi'nden Mehtap Çolak Yılmaz yayınımıza katkıda bulunuyor olacak. Mehtap, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Bakan Davutoğlu'nun Washington'a gelmeden önce Foreign Policy dergisine yazdığı yazıdan burada vermesi muhtemel mesajları az çok tahmin ediyorduk aslında ve yayınlarımızda da paylaşmıştık. Bu yüzden seninle Amerikalı Bakan Kerry'nin Washington'un önceliklerine dair verdiği mesajları konuşarak başlayalım istiyorum. Böylece iki ülke politikalarının temel konularda ne kadar örtüşüp örtüşmediğini de izleyicilerimize daha iyi aktarmış oluruz diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanı John Kerry'nin verdiği mesajlar önemli çünkü çok önemli bir zamanda bu ziyaret gerçekleştirildi. Öncelikle Amerika tarafının davetiyle geldi Ahmet Davutoğlu buraya ve Kerry'nin verdiği mesajlarda dikkat çeken noktalardan biri Türkiye-Amerika ilişkisinin çok hayati olarak tanımlamasıydı. Amerika'nın yönetiminden isimler sıklıkla Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapıyorlar ancak hayati önemde tanımlaması dikkat çekiciydi. Kerry Türkiye'nin Suriyeli mültecilere cömert yardımlarının ve Bağdat'la ilgili yeni açılımını övgüyle söz etti bu açıklamalardan. Gerek Davutoğlu gerek Kerry Türk-Amerika ortaklığının demokratik norm ve değerlere dayalı olduğunun altını çizdi. Kerry ayrıca Amerika'nın hukukun üstünlüğü, basın ve toplanma özgürlüğünün güçlendirilmesine olan desteğini bir kez daha burada ifade etti ve Davutoğlu da ilişkilerin sadece güvenlik boyutunu değil ekonomik boyutlara da yer alması gerektiğini söyledi. Kerry'nin mesajlarında dikkat çeken bir başka nokta, Türkiye İran'ı müzakere masasına getiren yaptırımların uygulanmasında bizim için çok önemli rol taşıyor. İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması için Türkiye'nin bizimle yaptığı işbirliği önemlidir dedi. Özetle müttefikimiz dedi, arkadaşım Ahmet dedi, İsrail dedi, İran dedi, Suriye dedi. Pek çok yani Amerika'nın bölgede çıkarı olan önemli ülkeler, önemli konular, başlıklarla ilgili Türkiye'nin de işbirliğinin altını çizdi. Türkiye'nin Irak'la yürüttüğü yüksek düzeyli toplantıların da önemini vurguladı. Bunların sadece Irak'la ilgili değil, Suriye konusunda da önemli olduğunu söyledi. Dediğim gibi pek çok başlık vardı. Amerika'nın bölgedeki çıkarları ile ilgili en önemli başlıklar da Türkiye'de önemliydi. Kerry de bunların altını çizdi. Mehtap, istersen seninle kalan süremizde biraz da Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun verdiği önemli bir mesaj çerçevesinde genel başlıklardan bahsedelim. Yani Dışişleri Bakanı Davutoğlu buradaki mesajında Amerika ile model ortaklık sonsuza kadar sürecek dedi. Çeşitli bölgesel konularda, örneğin Mısır gibi konularda biraz gergin bir hava hakimdi son dönemde ama buradaki bu görüşmeden sonra verilen mesajlardan sonra acaba iki ülke ilişkilerinde daha ılımlı bir hava hissedilmeye başlandı mı? Kesinlikle. Son dönemlerde özellikle Amerikan basınında yer alan haberler Türkiye-Amerika ilişkilerinin soğuk bir dönemden geçtiğiyle ilgili eleştirilerdi. Özellikle Obama yönetimi arasındaki ilişkilerin soğuduğu analizleri sık sık yapılıyordu. Amerika basınında da sıklıkla gündeme getirilen Türkiye'nin bazı terörist gruplara yardım eden Esad karşıtlarının Suriye'ye gitmesine Türkiye'nin göz yumduğu eleştirileri yapılıyordu. Bu bölgede geçti bu görüşme. Ancak o görüşmede bulundum ben de. Yakından izledim. 45 dakikayı aşkın süren bir basın toplantısı var. Bunun arkasında uzun bir görüşme var ve oradaki beden dilinden anladığımız kadarıyla çok samimi ortamda geçmiş bir toplantı var ve iki liderin de verdiği mesajlara bakacak olursak herhangi bir Amerika'nın bugüne kadarki görüşmelerde Türkiye heyetlerine şu uyarıları yaptı, bu uyarıları yaptı diye haberler çıkardı sonrasında. Şu ana kadar böyle gelmiş bir şey yok. Mesajlar önemli. Amerika'nın Türkiye'nin stratejik ortaklığının altını defalarca çizmesi, Davutoğlu'ndan arkadaşım Ahmet diye bahsetmesi ve özellikle Çin füzesi konusunda Amerika rahatsızlığını iletecek mi gibi eleştiriler, soru işaretleri vardı. Onunla ilgili de bir herhangi bir uyarı gelmemesi. Bugüne kadar son dönemlerde özellikle mesajlar son dönemde soğuk bir döneme girdiği belirtilen Türk-Amerikan ilişkilerinin yine eski seyrine, olumlu seyrine girdiğine dair eleştirileri de yok etmiş oluyor. Dediğim gibi biraz daha altını çizecek olursak Davutoğlu bir grup Türk gazeteciye de konuştu. Toplantıda bazı olumsuz mesajlar çıkacak mı diye soru işaretleri vardı.
az önce de belirttim. Bazı sorular sorulabilirdi. Bunu yapmayın. Demokrasi, özgürlüklerle ilgili uyarılarda bulunabilir Amerika diye eleştiriler, haberler yer almıştı. Ancak bunlar da olmadı. Dediğim gibi samimi ortamda geçmiş, 24 saate sığdırılmış hızlı bir görüşme ve bunun en önemli görüşmesi hem Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü Kerry, hem Chuck Hagel'la Savunma Bakanı ile görüştü. Buradaki görüşme gündemleri farklıydı ama en genel değerlendirme, en genel toparlama Kerry ile oldu. Kerry de misafirperver bir şekilde mevkidaşını ağırladı ve oradan gayet olumlu mesajlar çıktı. Biraz daha altını çizecek olursak, son istediğimiz şey savaşa ve çatışmaya girmek dedi Kerry. Aynı zamanda Kıbrıs konularında da, Karabağ konularında da uzlaşı çağrısı yaptı. Verilen mesajlar kısaca böyleydi Kerry Ahmet Davutoğlu görüşmesinden Selin. Teşekkürler Mehtap. Amerika'nın sesinden Mehtap Çolak Yılmaz'la Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Washington ziyaretinden kalan notları konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara veriyoruz yayınımıza. Ardından diğer haberlerimizle karşınızda olacağız yine. Kısa bir aranın ardından Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından sizlere ulaştırdığımız bültenimize devam ediyoruz. İran, P5+1 ülkeleriyle yarın 3. tur görüşmeler için bir araya gelecek. Görüşmeler öncesi İran'da sertlik yanlısı gruplar bile anlaşma yanlısı görünmeye başladı. Ancak İran'ın uranyum zenginleştirme programı hakkında ısrar etmesi gibi çözümü zor konular tarafların temkinli davranmasına neden oluyor. Amerika'nın sesi muhabiri El Pesin'in haberi. Kasım başında Dışişleri Bakanlarının katıldığı son tur görüşmelerde bir ara anlaşmaya varılacak gibi olmuştu. Ama anlaşma gerçekleşmedi. Şimdi daha alt düzeyde yetkililer görüş farklarını gidermeye çalışacak. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif başarıya ulaşacakları görüşünde. Sanırım hepimiz aynı dalga boyunda konuşuyoruz. Bu önemli bir şey. Bu bize tekrar buluştuğumuzda ileri adım atma gücü veriyor. Konular çetin ancak uzmanlar bazı ekonomik yaptırımların hafifletilmesine karşılık İran'ın nükleer programına kısıtlama getiren bir ön anlaşma olabileceği görüşünde. Çünkü İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney bunu ister görünüyor. İran uzmanı Gabriel Rifkin de bunu doğruluyor. Ayetullah Hameney İran'ın çıkarlarına neyin en çok hizmet edeceği konusunda stratejik bir hesap yapacak. Gabriel Rifkin, Londra'daki Oxford Araştırma Grubu'nda Orta Doğu programını yönetiyor. Ayetullah Hameney çok kurnaz bir siyasetçidir. Onu sadece katı bir ideolog olarak görmek yanlış olur. Bence çok daha zeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetullah Hameney, İran'daki sertlik yanlılarına yeni cumhurbaşkanı nispeten ılımlı Hasan Ruhani'ye diplomasi yolunu çalıştırma fırsatı verilmesi gerektiğini söyledi. Bu aynı zamanda Ruhani'yi iktidara getiren güçlerin talebi. İran halkı, ülke ekonomisini çökerten uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ancak Zürih'teki Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nden Skype aracılığıyla konuşan Roland Papp, anlaşma isteğinin sınırlı olduğu görüşünde. Uzlaşmak istiyorlar ama boyun eğmek istemiyorlar. Bir yandan nükleer programa büyük destek var. Bu onlar için ulusal gurur meselesi. Diğer yandan İranlılar ekonomik durumlarına bakıyor ve siyasetçilerden bu yaptırımların kaldırılmasını pazarlık konusu yapmalarını istiyor. Uzmanlara göre uluslararası topluluğa İran'ın nükleer programını tamamen kaldırmadan Tahran'ı bomba yapmaya çalışmadığı güvencesi verecek şekilde sınırlayan bir formül bulunması gerekiyor. Ayrıca Tahran'a yaptırımların temel anlaşma için yeni ödünler verme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde kısa vadede hafifletilmesi de gerekiyor. Petrol ve mali yatırımlar gibi büyük yatırımların bu aşamada askıya alınması ya da kaldırılması söz konusu olamaz. Ancak İran görüşme sürecinin 6 ay içinde tamamlanarak bir sonuca varılmasını istiyor. Görüşmelerde başarı sağlansa bile tarafları ileride daha çok görüşme ve daha zor uzlaşmaların beklediği bir gerçek. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.
Başkan Obama'nın Ben Bernanke'den boşalacak Merkez Bankası Fed'in başkanlığını aday gösterdiği, hali hazırdaki Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen'ın Senato Bankacılık Komisyonu'ndaki oturumda özetlediği hedefler Amerika'da gündemdeki yerini hala koruyor. Hatırlatalım, Yellen geçen haftaki oturumda Ocak ayında görevinden ayrılacak olan Fed Başkanı Ben Bernanke'nin izlediği politikaları savunmuş ve ekonomi düzelinceye kadar aynı yolu izleyeceğinin mesajını vermişti. Amerika'nın Sesinden Miller Sagan'ın Yellen'ın mesajlarında öne çıkan noktaları derlediği haberini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Mali krizden sonra %10'a çıkan işsizlik şimdilerde %7'lerde ve 2010'dan bu yana 7 milyon yeni iş sahası açıldı. Obama'nın Fed Başkanlığı adayı Janet Yellen de ekonominin düzeldiği görüşünde. Ancak Yellen'a göre Fed'e hala büyük görevler düşüyor. Bu yüzden de faiz oranlarını düşük tutan gevşek para politikalarına devam etmek gerekiyor. I believe that supporting the recovery today. Ekonominin düzelmesi için bugün vereceğimiz destek ileride normal para politikalarına dönüşün teminatı olacaktır. Fed her ay 85 milyar dolarlık varlık alımı yapıyor. Bu şekilde kredi maliyetlerini düşük tutarak yatırım ve tüketim harcamalarını canlandırmayı hedefliyor. Ancak bazı çevreler bu politikanın işe yaramadığını ve ileride enflasyonu körükleyeceğini söylüyor. Yellen, Senato Bankacılık Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyelerinden Mike Crapo'nun soruları üzerine varlık alımlarının aşamalı olarak azaltılacağını tekrarladı. Bu program sonsuza kadar devam edemez. Şu anda programın ne zaman yavaşlatılacağına dair bir fikriniz var mı? Her toplantımızda bu seçeneği gözden geçiriyoruz. İstihdam piyasasında düzelme var ama sürekli büyümeye işaret eden göstergelere de bakıyoruz. Bunlarda da ilerleme bekliyoruz. Skype üzerinden konuşan finans uzmanı Mark Hamrick, her ne kadar eleştirilse de Yellen'ın Fed başkanlığının onaylanacağı görüşünde. Şu anda belirsizlikleri çoğaltmak değil, bunları azaltmak zorundayız. Eğer bazı senatörler Yellen'in atanmasını geciktirirlerse ekonomiye zarar vermiş olabilirler. Uzmanlar Yellen'in demokratların kontrolündeki senatoda yeterli oya sahip olduğu görüşünde. Piyasalarda Yellen'in adaylığına yükselen endeksleriyle olumlu tepki veriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim. Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından yaptığımız yayın burada sona eriyor. İnternette bize amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte Amerika ve Dünya gündeminin önemli maddeleriyle yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.